Evet arkadaşlar, bugün size Premiere Pro'da kullanabileceğiniz iki renkli filtreyi göstereceğim. Bunlar Premiere Pro'da kullanabilirsiniz ve çok kolay bir şekilde videolarınıza ekleyebilirsiniz. Hemen geçelim. Evet arkadaşlar, merhaba. Premiere Pro dersine hoş geldiniz. Bugün sizinle Premiere Pro'da filtreleri göstereceğim. Filtrelerden iki tanesini göstereceğim. Bir tanesi Four Color Gradient, diğeri de Ramp Generate. Şimdi bunlara gelmek için bunu yapmanın iki yolunu göstereceğim bu arada. Bir tanesini Foreground Generate'de göstereceğim. Efekt kısmına Generate yazıp Video Effects'ler kısmında burada görebiliyorsunuz. Burada Foreground Gradient efektini alıp videomuzun üzerine bırakıyoruz. Burada videomuzun değiştiğini göreceksiniz. Efekt kısmına geldiğinizde, Efekt Kontrol kısmına geldiğinizde şurada bazı parametreler gelecek. Bu parametreleri şu en üstteki point, başlangıç ve nokta, başlangıç noktasını ve hangi noktadan başlayacağını gösteriyor. Mesela burada bunu değiştirirseniz şu şekilde artıp azaldığını ve yer değiştirdiğini görürsünüz. Aynı zamanda bunu da artıp azaldığın zaman yukarı ve aşağı şekilde hareket ettiğini görürsünüz. Burada hangi noktadan başlayacağını ayarlıyorsunuz. Buradan renkleri ayarlayabiliriz mesela. Yeşil renk diyoruz. Bak, hemen yeşil oldu. Bunu mesela atıyorum. Şöyle burada olmayanlardan sarı yapalım. Sarı yapıyoruz. Buradan renkleri değiştirebiliyorsunuz. Blend kısmında ne kadar karıştıracağınızı ayarlayabilirsiniz. Mesela şu şekilde arttırdığınız zaman iyice karışıyor. Düşürdüğünüz zaman da daha renkler belli oluyor. Yalnız burada arttırdığınız zaman fark ederseniz böyle biraz noise var gibi oluşuyor. Böyle bir kullanma varmış gibi oluyor. Bunu da jitter'la biraz daha düzgün bir şekilde yapabilirsiniz. Birazcık jitter'ı arttırdığınızda blend'i azaltmış oluyor ama çok göze gelecek şekilde fark edilmiyor. Opacity de zaten biliyorsunuzdur. Azalttığınız zaman efektin görünürlüğü azalıyor. Arttırdığınız zaman zaten %100 efekt %100 gözüküyor. Burada blend modda da hangi modlarda değiştireceğiniz gözüküyor. Mesela multiply dediğiniz zaman olabilir. Ya da mesela işte color dash dediğinde burada artık sizin projenize göre değişiklik gösterir. Oradan kendiniz istediğinizi seçersiniz. Şimdi ben bunu kaldıracağım. Bu efekti kaldıracağım. Ve diğer şekilde nasıl yapılacağını göstereceğim. Aslında burada ramp'i de direkt üzerine tıklayıp yapabilirsiniz ama ben size farklı bir yolunu göstereceğim. Burada file'e geliyorsunuz, ne diyorsunuz ve Black Video diyorsunuz. Black Video'muz buraya geldikten sonra bu videoyu, Black Video'yu videomuzun üstüne atalım. Şimdi burada ramp efekti de bu siyah videonun üzerine atalım. Şimdi burada yine bazı parametreler değişti efekt kontrol kısmında. Burada yine start of ramp, yani başlangıç noktalarını ayarlayabiliyorsunuz. Şu şekilde artırıp azaltabilirsiniz. Aynı zamanda burada yine renklerini değiştirebiliyoruz. Mesela burada bunu sarı yapalım. Sarı yapalım, pardon, şöyle. Şimdi açık mavi tonlarından yapalım. Koyu mavi oldu. Evet. Burada yine ramp shape'ten bunun lineer mi yoksa radial mi olmasına, bu efektin nasıl olduğunu karar veriyoruz. Bir radial biraz daha yuvarlak şekilde, lineer biraz daha düz şekilde. Ramp scatter yine biraz noise ekleyebilirsiniz bu şekilde arttırdığınız zaman ama yine gözle görülür şekilde, yani çok aşırı bir fark yok ama tabii ki var. Artı blend with original da efektin ne kadar etkileneceğini gösteriyor. Mesela orada baktığınız zaman tekrar siyaha dönüşüyor. Yani ne kadar efektin karıştıracağını gösteriyor. Burada mesela opacity yok. Opacity kısmını buradan gelip buradan ayarlayabilirsiniz istediğiniz şekilde. Şu şekilde şöyle yaparsak kolay şekilde görürsünüz. %0'a getirdiğimiz zaman hiçbir şekilde
görünürlüğü olmayan efektin %100'e getirdiğiniz zaman maksimum efekt oluyor. Bu iki efektin nasıl kullanıldığını gösterdim. Artık diğer şekilde hayal gücünüzü kullanarak farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Diğer Premiere Pro derslerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.